Sesimiz geliyor mu? Ay, günaydın. Merhaba. Hocam. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Mutlu bir sabah olsun inşallah. Güzel bilgilerle izleyenlerimizi güzelce bilgilendiririz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Diyabetten bahsedeceğiz. Diyabet nedir? Öncelikle diyabet, pankreastan salgılanan insülin hormonunun düzensiz salgılanması veya salgılanmasının yeterli olmasına rağmen vücut hücreleri tarafından yeterli kullanılamaması ve bununla beraber hücrelerin insüline karşı tepkisizleşmesi, duyarsızlaşmasıyla meydana gelen, aslında öncesinde prediyabet ve insülin direnciyle görülen prediyabetten yaklaşık bir 5 ila 10 yıl sonra kesin tip 2 diyabet tanısına dönüşen bir rahatsızlıktır. Tip 2 diyabeti böyle açıklayabiliriz. Tip 1 diyabette pankreas hücrelerinden herhangi bir insülin salgılanamama durumu ve hücrelerin bu insülinsizlikten kaynaklı yeterli şeker kontrolünü sağlayamaması da tip 1 diyabet olarak adlandırılır. Tip 1 diyabet yaşamın her evresinde görülebilir ama genelde doğuştan veya çocukluk döneminde karşımıza çıkarken asıl çevresel faktörlere bağlı, obeziteye bağlı, yaşam tarzının düzenlenmemesine bağlı olarak çıkan tip 2 diyabet de yaşamın her anında, gebelikte, emziklilikte, anne karnında, küçük yaşlarda, yaşlılıkta, yaşamımızın her evresinde karşımıza çıkabilen bir durumdur tip 2 diyabet. Tip 1 diyabet yönetilebilirken tip 2 diyabet önlenebilir. Ne demek bu? Tip 2 diyabetin ortaya çıkmasının temel sebebi yanlış beslenme, genel beslenme bozuklukları, buna bağlı olarak ilerlemiş obezite ve obezitenin genel komplikasyonlarını içerir. Yani yanlış beslenme aslında tip 2 diyabeti yaklaşık 7 kat daha fazla artırabiliyor. Yani eğer hafif kiloluysanız, enerji alımınıza tam anlamıyla dikkat edemiyor ve zaman içerisinde kilo artışınız meydana geliyorsa ortalama 7 kat daha fazla obeziteye bağlı tip 2 diyabete yakalanma riskiniz artıyor. Ama obezseniz, obezite derecenize göre ortalama 20 ila 50 kat arasında tip 2 diyabete yatkınlık artıyor. Diyabetin genel komplikasyonlarına baktığımız zaman görme duyusunda, dokunma duyusunda, böbreklerde, parmak uçlarında çeşitli sinir hasarlarına meydana getirirken aynı zamanda da yaşam süresini ne yazık ki kısıtlıyor. Ve tabii ki bu durumda çok fazla ilaç kullanıyoruz kan şekerimizi dengeleyebilmek adına ve ilerleyen süreçte de yaşam kalitesi ciddi anlamda azalıyor. Yani biz aslında sağlıklı beslenirsek, obeziteden korunabilir, obeziteyle mücadele edebilirsek tip 2 diyabetten de korunabiliriz. Diyabetin farklı türleri var. Gebelik döneminde görülen diyabet gestasyonel diyabet olarak adlandırılırken çocukluk döneminde de yine tip 2 diyabet karşımıza çıkıyor. Bazı tabii farklı hastalıklara bağlı diyabetler de meydana gelir ama günümüzde en yaygın olan şey tip 2 diyabet ve bunun başlıca sorumlusu da obezite. Evet. Peki toplumumuzda görülme sıklığı nedir? Tip 2 diyabet yapılan bazı çalışmalarda bundan yaklaşık 20 yıl önce TURDEP diye bir araştırma sağlanmış ve 99 yılıyla 2010 yılı arasında yapılan bu çalışmada görülmüş ki Türkiye'de diyabet oranı %90'ın üzerinde bir artış gösteriyor. Yani hedeflenenden daha fazla. Bu çalışma 2010 yılının verilerini içeriyor. Fakat günümüze baktığımız zaman ülkemizde her 4 kişiden birinin obezite, her 4 kişiden de birinin tip 2 diyabete yatkınlığının olduğunu görüyoruz. Bu tabii yaş gruplarına göre değişiklik göstermekle beraber aslında durumun vehameti içinde ortaya koyuyor. Yani eğer obezite oranlarımız yükseliyorsa ki obezitede de Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada olduğumuz söyleniyor. Bu da çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla tip 2 diyabete olan yatkınlığımız da artıyor demektir. Peki özellikle çocukluk çağında artan obezite ve diğer hastalıklarla olan ilişkisi nedir bu obezitenin? Şöyle, obezitenin özellikle çocukluk döneminde görme sebebi ailelerin beslenme alışkanlıklarını doğru bir şekilde çocuklara verememeleri. Ailelerin beslenme eğitiminin olmaması veya aldıkları beslenme eğitimini yeterli ve doğru bir şekilde
pratik hayatta uygulayamamalarından ileri geliyor diyebiliriz. Çocukluk döneminde mesela görüyoruz, hafta sonları her çocuğun elinde şekerlemeler, bugün de cumartesi işte kahvaltılarda börekler, çörekler, kızartmalar, çikolatalar, her şey çocukların önüne sunuluyor ve bu bir ödülmüş gibi sunuluyor. Dolayısıyla çocukluk çağı obezitesi de son 5 yılda çok ciddi oranlarda yükselmiş vaziyette. Bunların temel sebebi anne babaların beslenmeye olan yaklaşımları. Çocuk ağlıyor diye onu daha seveceği, oyalanacağı gıdalar vermek veya kısa zamanda tüketilebilecek bazı gıdaları sipariş etmek, fast food ağırlıklı beslenmek küçük yaşlardan itibaren kiloyu artırıyor. Peki kilolu olmak çocuk yaşlarda hani daha sevimli bir çocuk, daha böyle ele gelen işte daha güzel bakılan bir çocuk anlamına mı geliyor? Tam tersi, obezite çocukluk döneminden itibaren sağlıklı hücrelere sağlıksız bir maruziyet yaratarak bu hücrelerin farklılaşmasına ve farklılaşan hücrelerin kısa zamanda problemli, hastalıklı sonuçlara ulaştırmasına neden oluyor. Yani ne demek? Küçük yaşlardan itibaren artan beyaz yağ dokusu sağlıklı hücreleri farklılaştırarak çocuklarımızda diyabete olan yatkınlığı artırıyor. Çocuklarımızda kronik metabolik hastalıkları olan riski artırıyor. Metabolik sendroma yakalanma yaşını daha da düşürüyor. Dolayısıyla yanlış beslenme sağlık kalitesini düşürürken yaşam süresinde ne yazık ki etkiliyor. Peki Elif Melek Hanım, doğru beslenme nasıl olmalı? Öneriniz nedir? Doğru beslenme bizim dört yapraklı yonca modeli olarak tarif ettiğimiz bir beslenme modelimiz var. Burada et ve et ürünlerinin bulunduğu bir yaprağımız var. Bir diğer yaprağımız da süt ve süt ürünleri, meyve ve sebzeler ve tam tahıl grubu. Bununla beraber dört yapraklı yonca modelini Akdeniz diyet modeliyle birleştirerek Akdeniz diyetinin hastalıklara karşı koruyucu, obeziteye karşı da önleyici özelliklerini değerlendirmiş oluyoruz. Yani nasıl? Bu bahsetmiş olduğum dört temel besin grubunu bireylerin yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite ve genel ihtiyaçlarına yönelik bir diyetisyen eşliğinde düzenlenerek her öğünde bu besin gruplarının düzenli ve dengeli alınmasını sağlıyoruz. Tabii bazı hastalıklarda veya intolerans durumlarında hekim tanısı konularak bazı gıdalardan eliminasyon veya bazı gıdaların tüketiminin durdurulması, sonlandırılması işlemi gerçekleştirilebilir. Fakat biz genel beslenme önerilerinde günde ortalama 2-4 bardak kadar, pardon 2-4 porsiyon kadar süt ve süt ürünlerini, bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz? Günde mutlaka bir su bardağı kadar süt, bir kase kadar yoğurt, 2 dilim kadar peynir gibi özetleyebiliriz süt ve süt ürünlerini. Et grubuna baktığımız zaman et ve kuru baklagiller, buna yumurta da dahil, bunu ortalama günlük ihtiyaçlara göre 5-6 porsiyon civarında tutabiliriz. Tabii kolesterolü yüksek olan bireyler, kalp ve damar hastalıkları, et ve et ürünlerinin olduğu grubu daha dikkat tüketmeliler. Ama bu demek değil ki yumurta kötüdür. Hayır, burada biz kolesterolden bahsediyoruz. Yumurtayı da beyazıyla beraber günde bir sefer herhangi bir yağ kullanmadan haşlayarak veya yağsız bir şekilde omlet menemen yaparak kişiler kullanabilirler. Ama kırmızı et ve türevleri, salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş ürünler, sodyumu yüksek, tuz oranı yüksek işlenmiş gıdalar ne yazık ki kalp ve damar hastalıkları için tehlikelidir. Obezite için de obeziteyi destekleyen bir niteliktedir. Bunların dışında et ürünlerinden kırmızı et tüketimini haftada 1'e sınırlandırırken şu an kış mevsimindeyiz. Neredeyse haftanın 3 veya 4 günü balık veya deniz ürünlerini tercih edebiliriz. Bu da özellikle omega 3 almamız açısından önemli. Balıklardan aldığımız omega 3 vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Haftada ortalama 3-4 kez balığı mevsiminde kızartmadan tüketmek oldukça faydalı. Bununla beraber kümes hayvanları, tavuk, hindi gibi hayvan etlerini tüketiminde haftada 1-2 kez de sınırlandırabiliriz. Günlük beslenmemize buraya kadar saydığım gıdaları yeterli ve dengeli bir şekilde dağıtmamız gerekiyor. Temel karbonhidrat gıdamız olan işlenmemiş, rafine edilmemiş ve öğütülmemiş diyelim,
daha fazla kefeye ve postaya sahip olan tahıl gruplarında günlük ortalama 7-8 porsiyona kadar tüketebiliriz. Bunların içerisine tahıllar giriyor, pirinç, bulgur gibi. Bununla beraber temel tükettiğimiz tam buğday ekmekleri, çavdar ekmekleri dahil edilebiliyor. Yine bu grubu ne kadar işleyerek tüketirsek, yani örneğin beyaz un ağırlıklı, mayalı poğaçalar, kekler, pastalar, çörekler, bugün cumartesi tatil olan arkadaşlarımızın işte evde gün yapmaları veya farklı aktiviteler yapmaları genel itibariyle beyaz un üzerine oluyor. Dolayısıyla bunlardan da mümkün olduğunca kaçınmak ve sağlıklı karbonhidratlara yönlenmek yağlanmaya karşı da bir önlemdir ve obeziteye karşı da koruyucu özellikler gösterir. Son grubumuz olan meyve sebze grubu da her zaman koruyucu özellik gösteriyor. En çok insanların kilo almada korktuğu veya diyet yaparken korktuğu grup nedense meyve grubu. Aslında meyve ve sebzeler koruyucu özellik gösteriyor. Çok yüksek posaya sahipler. Bununla beraber bileşimlerinde birçok fitokimyasallar bulunuyor. Ve aynı zamanda da elzem vitamin ve mineraller bakımından da oldukça yeterli kaynaklar ve her mevsim ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla şu anda kış mevsimi en yüksek antioksidan kapasiteye sahip olan narın olduğu bir mevsim. O yüzden günlükte 3 ila 5 porsiyon, hatta doğrusu meyve ve sebzeyi bir günde ortalama en az 5 porsiyon, yani bir kucak dolusu tüketmek uygundur. Sebzeleri tabii ki kızartarak veya işte yüksek yağlarda pişirerek değil, tam tersi ya buharda ya da besin özelliğini kaybetmeyecek şekilde pişirmek önemlidir. En önemli nokta da sebzeleri eğer haşlıyorsak suyunu lavaboya dökmeyelim, çorbalarda veya et yemeklerinde kullanalım. Orada da vitamin kaybı yaşanmasın. Evet. Peki en ideal diyeti nasıl seçebiliriz? Şöyle özellikle kilo vermek isteyenler için şöyle söyleyelim. Kilo vermek isteyenler için sosyal medyada olsun, internette aramalarda olsun birçok farklı diyet modeli mevcut. Fakat burada şöyle bir durum var. Herkesin hayatı bambaşka. Herkesin yaşam tarzı bambaşka. Bir evin içerisinde ne olduğunu veya bir kişinin hayatında neler olduğunu sabitleyemeyiz. Herkes farklı şeyler yaşıyor. Beslenme de aynı şekilde. Nitekim şöyle örnek verecek olursak, evde çocuklarımızın beslenmesini bile kontrol edemiyoruz. Okulda ne yediklerini bilmiyoruz. Veya kendi hayatımız çok yoğun bir tempoda geçiyor. Dolayısıyla tek tip bir diyet ya da diyet modeli söz konusu değil. Bizlerin uyguladığı diyet modeli Akdeniz tarzı bir beslenme. Burada da zeytinyağına ağırlık veriyoruz. Rafine edilmemiş tahıllara, deniz ve deniz ürünlerine ağırlık verirken daha az tükettiğimiz şeyler işlenmiş gıdalar, kızartılmış ürünler, yüksek yağ içeriğine sahip özellikle trans yağı fazla olan işte fast foodlar veya kontrolsüz pişirilmiş, kızartılmış yiyecekleri elimine ediyoruz ve meyve sebze tüketimini artırıyoruz. En ideal diyet kişinin bağışıklığını güçlendiren, onu halsiz yorgun bırakmayan, aç hissettirmeyen ve yaşam tarzına uygun sürdürülebilir olan diyetlerdir. Dolayısıyla diyetinizin size acı çektirdiğini düşünüyorsanız doğru bir diyet uygulamıyorsunuz demektir. Hele ki diyetisyen kontrolünde bir diyet yapmıyorsanız lütfen en kısa zamanda bir diyetisyen desteği almanızı tavsiye ediyorum. Siz özellikle ev yemeklerine çok dikkat çekiyorsunuz. Yani ev yemeklerine önem veriyorsunuz. Bunun nedeni nedir? Özellikle eve aldığımız gıdaların teminini kendimiz sağlıyoruz. Bununla beraber pişirirken pişirme yöntemlerine dikkat ediyoruz. Mesela evde kullandığımız yemeklerin yağlarını tekrar tekrar kullanmıyoruz. Ama tabii diğer yemekleri bilemiyoruz. Kendi yapmadığımız yemekler olduğu için yağın kaynağını bilmiyoruz. Ne kadar kullanıldığını bilmiyoruz. Porsiyon ölçülerine dikkat edemiyoruz. Dolayısıyla trans yağ bakımından da acaba ne durumdayız? Bunu da bilemiyoruz. Trans yağ alımımız nasıl? Trans yağlarda hem kalp ve damar hastalıkları için hem de diyabetin gelişimi için doğrudan etkili bir grup. Dolayısıyla diyabet ve obezite gelişiminde de yağın kullandığımız türü, işte ne kadar hangi sıcaklıklar arasında uyguladık bu pişirme yöntemini, doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Bunları evde pişirme yöntemiyle değerlendirebiliyoruz. Kendi Özellikle gelişim. kontrolümüz altında olmasından bahsediyoruz, değil mi şu an? Yani kendi kontrolümüz altında pişirildiği Aynen zaman öyle. ne yediğimizi, ne içtiğimizi, hangi yağı kullandığımızı, süresini, her şeyi kontrol altında tutabiliyoruz.
Aynen öyle. Ne kadar çok farkındalık oluşursa, ne kadar doğru ve düzenli beslenirsek, tabii buna fiziksel aktiviteyi de katmamız gerekiyor. İzleyenler hemen der ki belki ben günlük 5.000 adım atıyorum, 10.000 adım atıyorum. Önemli olan adım sayısı değil. Önemli olan sizler günlük hareketlerinizde fiziksel aktiviteye yer veremiyorsanız en az 40-60 dakika kadar tempolu, hiç duraksamaksızın bir egzersiz yapmak ve bu da en kolay yürüyüştür veya internette çeşitli egzersiz aktiviteleri var. Bunları da destekleyerek günlük enerji alımının dengesini sağlayabilir, kilo verebilir veya kilonuzu koruyabilir ve hastalıklardan korunabilirsiniz. Evet, çok teşekkür ediyorum kıymetli Ben teşekkür bilgileriniz ederim. için. İnşallah burada da sizi stüdyomuzda da ağırlamak isteriz. Seve seve iyi yayınlar dilerim. Hoşça kalın. Teşekkürler, hoşça kalın. Evet.